Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Kriptografi dersimizin ikinci dersindeyiz. Bu dersimizde daha çok kriptografi nedir üzerinde duracağım. Bazı kavramlarda bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Şimdi kriptografi gizli anahtar paylaşımı sayesinde Alice ile Bob'un Alice'in Bob'la konuştuğundan Bob'un Alice'le konuştuğundan emin olarak güvenli bir şekilde haberleşmesi diyebiliriz. Hani şimdi burada güvenli bir şekilde haberleşme dediğimiz zaman mahremiyet ve tutarlılık, hani integrity iki tane kavram devreye girmiş oluyor. Özetleyecek olursak bunu Alice ile Bob konuşmalarının özel bir şekilde hani konuşmalarını duymasını istemedikleri kişilerin duymayacağı şekilde bir sistem geliştiriyorlar. Bu sistemde ikisinde de birer tane anahtar var. Bu anahtarları ortak olarak ikisi biliyorlar. Doğal olarak anahtarı olmayan kimse, farz edin bunlar mektuplaşıyor, bu mektubu çözemiyor gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca hani karşısındaki eğer bu anahtarla onun yazmış olduğu mektubu, mesajı okuyabiliyorsa karşıdakinin Bob olduğundan da emin olmuş oluyor. Aynı şekilde Bob da Alice olduğundan emin olmuş oluyor. Böylelikle mahremiyetlerini korumuş oluyorlar. Ve eğer mesajı biri ele geçirip herhangi birini değiştirdiği zaman da Bob ve Alice için de geçerli bu. Arada bir üçüncü şahıs bunların mesajına bir değişiklik yaptığı zaman da mesajın tutarlılığı anahtara da bir bakıma bağlı olduğu için hani o anahtarla şifrelendiği zaman anlamsız bir bölüm çıkıyorsa doğal olarak müdahale edildiğini de anlaşılmış olacak. Bu da tutarlılığı sağlamış olacak. Şimdi günümüzde dijital imzalar artık her yerde karşımıza çıkıyor. Daha önceden işte ıslak imza kullanılırken artık günümüzde bütün evraklar dijital imzayla imzalanmakta. Gerek özel gerek kamu kuruluşları arasındaki bütün evraklar dijital imzalı olarak kullanılabiliyor günümüzde. Şimdi bu noktada şimdi ıslak imza ile dijital imza arasındaki bir farka kısaca bir bakalım. Şimdi bizim ıslak imzamız hani belirli bir imza belirliyoruz ve bu imzayı aslında bütün evraklara aynı imzaya atıyoruz. Farklı bir imza atmıyoruz veya da farklı imza atmaya da çalışmıyoruz. Hatta aynı imza olması gerekiyor. İşte bu noktada özellikle yazı bilimciler, karakter analistleri devreye giriyor. Ve imzanın taklit olup olmadığını hani uygulamış olduğu basınçtan, işte karakterleri yazım şeklinden vesaire bilimsel yöntemlerle belli bir doğruluk oranında ispatlayabiliyor zaten. Ancak bunu dijital imza olarak düşündüğünüz zaman bu dijital hani bir ve sıfırlardan oluşan bir veri olduğu için siz eğer bütün evraklarınızı aynı imzayla imzaladığınızı düşündüğünüz zaman bu çok kolay taklit edilebilir. Niye? Bir evrakınızdan kopyalar, diğer evrakınıza yapıştırır. Doğal olarak da sizin imzanızı çok kolay taklit edebilir hale gelmiş oluyor. Hani ıslak imza gibi değil. Peki bunun üzerine nasıl yapılıyor bu? Dijital imza kavramı. Dijital imza kavramı aslında sizin hani size eşsiz olan bir anahtarla birlikte yazmış olduğunuz mesajın, yazmış olduğunuz dokümanın bilgisini karıştırarak diyelim, hani farklı yöntemlerle karıştırarak her seferinde farklı bir imza kullanmış oluyorsunuz aslında. Onlardan bir imza üretiliyor. Doğal olarak da sizin olduğunuz doğrulanabilir bir şekilde dijital olarak imzalanma sağlanmış oluyor. Ayrıca bir de anonim haberleşme var. Anonim haberleşmede de şöyle Mixnet dediğimiz bir kavram var. Bu nedir? Hani karışık ağ birebir çevirirsek. Birden çok göndericiden gelen iletileri alan, bunları karıştıran ve bir sonraki hedefe rastgele sırayla geri gönderen karışımlar olarak bilinen bir proxy sunucu zinciri kullanılarak izlenmesi zor. İletişimi oluşturan yönlendirme protokolleridir. Bu isteğin kaynağı ile hedef arasındaki bağlantıyı keser, gizli dinleme kullanıcılarına uçtan uca iletişimlerini izlemesini zorlaştırır. Ayrıca karışımlar yalnızca iletiyi hemen aldığı düğümü ve karıştıran iletileri göndermek için en yakın hedefi bilir.
ve ağı kötü amaçlı karışım düğümlerine karşı dirençli hale getirir. Örneğin Bob kiminle konuştuğunu bilmez ancak hala sürekli bir iletişim kurabilir. Bunu şöyle düşünün. Hani sizin yazdığınız bir mesaj işte bir proxy'ye gidiyor. Orada farklı bir şifrelemeyle farklı bir proxy'ye, oradan farklı bir şifreyle farklı bir proxy'ye ve her seferinde de aslında farklı bir kanal kullanıyor. Doğal olarak da hani sürekli bir karıştırma sayesinde siz konuştuğunuz, çünkü bu sistem tarafından yönetildiği için de siz hala konuştuğunuz kişinin kim olduğunu bilmeseniz dahi hani anonim olarak haberleşiyorsunuz çünkü. Ancak hala aynı kişiyle konuşmaya devam ettiğinizi biliyorsunuz ve bu iletişimi de sürdürebiliyorsunuz. Bu kavramı biz Mixnet diyoruz. Dijital para günümüz özellikle son 10 yıldır hani temelleri 1990'lara dayanan hani blockchain kavramı üzerine oturtulmuş bir kavramdır. Artık herhalde dijital parayı duymayan kalmadı. Dijital paranın temeli nedir? Bir sanal para sistemi var. Merkezi bir otorite yok burada. Ve bir şekilde sizin dijital paranız var ise eğer, o dijital parayı harcadığınız zaman sizin hesabınızdan bunun düşmesi, bütün transferlerin kayıt altına, hani bütün transaction'ların bir şekilde takip edilebilmesi, harcandığının bilinmesi ve duplicate edilememesi gibi birçok güvenlik özelliğini aslında bu blockchain yapısı sayesinde sağlayabiliyor. Tekrar tekrar kullanılmasını önlemiş oluyor. Ayrıca özellikle işte yanlış bilmiyorsam Amerika seçim sistemini dijital olarak sürdürüyor. Hani bizim Türkiye'de biz anne derler ona işte mühürlü olarak zarfta oy kullanıyoruz. Tabii bunu sadece bu siyasi seçim sistemi olarak düşünmeyin. Herhangi bir seçim sistemi olabilir. Ancak bu dijital olarak da sağlanabilir. Yani bireylerin hangi siyasi partiye oy verdiklerinin gizli kalması şartıyla, bir bireyin sadece bir kez oy kullandığından emin olunmasıyla, kimin hangi partiye oy verdiğini açıklamaya zorunlu kalmadan sonucun ispatlanabilir olması. Evet, bu ispatlanabiliyor kriptografik yöntemlerle. Bunlara da ilerleyen derslerimizde değineceğiz. Hani işin biraz daha matematiğine, içerisine girdiğimiz zaman onu göreceksiniz. Mesela özel açık arttırma sistemleri diyelim. Özel açık arttırma sisteminde mesela Vickrey açık arttırma sistemi denen bir kavram var. Aslında hani nasıl diyelim, kimsenin ne şey verdiğini bilmiyor. Hani açık arttırma sisteminde satışa bir ürün konuluyor ve herkes buna bir fiyat teklifinde bulunuyor. Kimse kimsenin ne fiyat teklifi yaptığını bilmiyor. Ancak kazanan en yüksek ikinci fiyatı ödeyerek kazanmış oluyor. Ve bu da ispatlanabilir bir sistem olmuş oluyor. Kimin ne arattığını bil, mesela başka bir örnek olarak kimin ne arattığını bilinmeden arama motorlarının kullanıldığını düşünün. Bu şu an hani uygulanabilir bir sistem değil. Çünkü çok fazla veri işlem gücü ister. Şöyle düşünün, siz bir kelime aratıyorsunuz. Bu kelime işte Google'ın veyahut da Bing'in veyahut da Yahoo'nun, Yandex'in birçok arama motoru var. Yani'nin sunucularına şifreli olarak gidiyor. Bu şifreli metin ile diyelim, ne arattığınızı bilmiyor bu sunucular. Şifreli metin ile yine şifrelenmiş diğer bilgiler içerisinde arama yapılıyor ve bu aramanın sonucu da yine size şifreli olarak dönüyor. Tabii tekrar edelim, bu çok fazla işlem gücü isteyeceği için uygulanmıyor. Belki bir gün uygulanabilir. Tabi uygulanması istenir. O da farklı bir durum. Güvenilir bir otorite üzerinden bu işlemleri yürütmek, hani şimdi bu seçim sistemi olsun, özel açık arttırma sistemi olsun veyahut işte bu arama motorlarında anlatmış olduğumuz senaryo olsun. Bunların genelde insanların refleks olarak söyledikleri güvenilir bir otoritedir. İşte aslında siz arama yaptığınız zaman
Ne diyelim mesela en büyük arama motoru olarak Google diyecek olursak Google'a güveniyorsunuz. Yani sizin bilgilerinizin gizli olduğunu, gizli tutulduğunu ve kimseyle paylaşılmadığı, işte kişisel verilerin koruması kanununa riayet ettiklerine güveniyorsunuz. Yani bir güvenilir bir otorite seçmiş oluyorsunuz. Veyahut da seçim sistemlerinde bizim siyasi partilerin seçimini düşünecek olursak Türkiye'de güvenli otorite işte Yüksek Seçim Kurulu'dur. Veyahut da açık artırma sistemlerinde de o konuda çok bilgim yok. Hani katıldığım, ilgilendiğim bir durum değil. Ancak orada da yine otoriteler söz konusudur eminim. İşte burada önemli bir kavram devreye giriyor. Sizin güvenli bir otorite ile çözüm sunduğunuz her şey aslında kriptografik olarak çözülebilir sistemler. Bunu da ilerleyen derslerimizde yine görmüş olacağız. Şimdi sıfır bilgi bilginin delili olabilir mi? Hani bizim şurada özellikle anlatmaya çalıştığımız aynı şekilde burada Mixnet'te dijital parada yani anonim haberleşme olayında yine siyasi parti seçim sistemini örnek verecek olursak işte siz kimin hani hangi bireyin hangi partiye oy verdiğini bilmeyeceksiniz. Ancak bir şekilde bunun hangi partinin kazandığını ispatlayacaksınız. Sıfır bilginin delili olabilir mi der kastımız bu. Burada mesela Alice P ve Q hakkında hiçbir bilgiyi Bob ile paylaşmadı. P ve Q sayılarını bildiğini ispatlayabilirdi. Yine başka bir örnek. Yani P ve Q'nun çarpımı N. Bob da N'i biliyor. N sayısının çarpanlarını biliyorum diye bir iddiada bulunuyor Alice. N sayısının çarpanlarını bildiğini P ve Q'yu vermeden bakın. Bildiğini Alice ispatlayabilir mi? İşte bazı açık anahtar paylaşım sistemleri veya işte public key hani açık anahtar paylaşım sistemleri bunlara çözüm olabiliyor arkadaşlar. Kriptografinin aşamalarından da bir bahsedelim. İşte tehdit modelinin net bir şekilde belirlenmesi. Hani bizim ilk dersimizde bahsetmiştik ya. Kriptografik olarak yani aslında bir güvenlik bilincinin yerleşmesi. Şimdi doğal olarak da sizin artık nasıl bir sistem oluşturuyorsanız bu sistemde öncelikle tehdit modelinin net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bunun genel bir kuralı yok. Hani genel olarak sizin geliştirmek istediğiniz sisteme göre değişiklik gösterebilir. Ya ne bileyim siz evinizin etrafına bir duvar örüyorsanız bu duvarda eğer nasıl diyelim tehdidiniz sizin böcekse farklı bir sistem yaparsanız işte kedi köpek gibi farklı hayvanlarsa farklı bir daha sağlam biraz daha yüksek bir duvar yaparsanız ancak hırsız tehdidi ise işte biraz daha farklı ne bileyim güvenlik kameraları vesaire ekleyerek bunun ispatlanabilir olması şeklinde bir yöntem tercih edebilirsiniz. Doğal olarak sizin tehdit modelinin net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra bu tehdit modeline bir yapı öneriyorsunuz. Daha sonra da bu yapıyı bir şekilde güvenlik testlerinden geçirerek sizin probleminize çözüm olduğunu ispatlıyorsunuz. Yani kriptografi 3 aşamadan oluşuyor diyelim. Diyebiliriz. Tehdit modelinin belirlenmesi, buna bir yapı önerilmesi ve bu yapının test süreçlerinden geçirilmesi. Evet arkadaşlar, bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.